Şimdi fonksiyon fazikülünün ilk konu pekiştirmesini yapacağız. İlk sorumuzda böyle bir soru. A kümesi verilmiş, kümesi üzerinde tanımlı aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi fonksiyon belirtir diye de sormuş. Hemen bakalım. Şimdi baktığımız zaman A'nın elemanları 0, 1, 2, 3. Bir kez 0, 1, 2, 3 hepsi tanımlanmış olmalı. Bak burada tanımlanmış. 0, 1, 2, 3 tanımlanmış. Burada 0 tanımlanmış. Ya şunlardan bahsediyoruz. İlk yazılan ifadeler tanım kümesini oluşturuyor ya. Tanım kümesi elemanları burada. Burada görüyorsun 1 tanımlanmamış. O yüzden bu fonksiyon değil. Şöyle hızlıca tarıyorum şimdilik. 0, 1, 2. Bak burada 3 yok görüyor musun? Burada 3 tanımlanmamış. O yüzden bu da fonksiyon değil. Başka burada 0, 1, 2, 3 hepsi tanımlanmış. Tamam. Şimdi bir bakalım neler olmuş. 0, 1'e gitmiş. 1, 2'ye, 2, 3'e, 3, 0'a. Şimdi bu fonksiyon belirtir. Çünkü hani tanım kümesinin birden çok yere gitmediğini görüyoruz. Burada hepsi görüyorsun 0, 1'e gidiyor. 1, 2'ye. Evet devam edelim. Şimdi şuraya bir bakalım. Evet burada da bir fonksiyon olma durumumuz var. Bir sıkıntı yok. Şimdi M'ye bakalım. M'de şöyle bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Hayır, burada hiçbir sıkıntı yok. O yüzden bu da nedir? Fonksiyondur. Yani bunları tabii Venn şeması üzerinde de hızlıca görebilirsin. Venn şemasını kendin çizersin. Mesela bir tanesini deneyelim. Örneğin şunu deneyelim. Buradan buraya M fonksiyonu tanımlanmış olsun. 0, 1, 2, 3. Şunları yazdım. Sonra gittiği değerlerde zaten 0, 1, 2, 3. Evet. Hepsi kendisine gidiyor aslında. Fark ettin mi? Bak görüyorsun. O yüzden aslında bu ifadeyi biz ileride söyleyeceğiz. Birim fonksiyonudur da diyeceğiz. Peki devam edelim. İkinci soruya geçelim. Daha lafı uzatmayalım. Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi fonksiyondur demiş. Şimdi burada şöyle bir durum var. Doğal sayı seçeceksin. Sonuç doğal sayı çıkacak. Ama ben doğal sayı olarak 0'ı seçersem, bak x'in 0'ı koyduğun zaman şu gitti, gitti, gitti. Eksi 8 çıktı. Eksi 8 bir doğal sayı olmadığı için bu fonksiyon belirtmez. K'da ne diyor? Doğal sayı seç, doğal sayı seç, tam sayı çıksın diyor. Burada hangi doğal sayı seçersem seçeyim sonuç tam sayı çıkacak. Tabii negatif, pozitif önemli değil. Çünkü bütün tam sayıları içeriyor bu. O yüzden bunu alacağız. Şimdi burada da hangi tam sayı seçersen negatif veya pozitif sonucumuz hep pozitif tam sayı çıkacak diyor. Şimdi bu cümle doğru mu? Bir bakalım. Mesela ben z yerine 2'yi seçtim. Şurada yerine koyalım. O zaman g2'yi inceleyeceğiz. Yerine koyduğumuz zaman 4 bir daha 5 yaptı. Şimdi bu 5 sayısı bir kere pozitif tam sayının bir elemanı değil. Tam sayı değil çünkü. O yüzden nedir? Bu da fonksiyon belirtmez. Şimdi buna gelelim. Diyor ki R diyor, R. Buradaki R ifadesi bütün sayıları ifade ediyor, bütün reel sayıları. Sonucumuz hep negatif çıkacak diyor. Gerçekten öyle mi? Mesela ben desem ki eksi 10'u seçsem şimdi buradan. Eksi 10 sonuçta bir reel sayı. Fonksiyonumuzun adı neydi bu arada? H. Yani H eksi 10 neye eşitmiş bir görelim. Eksi, ben buraya eksi 10'u koyduğum zaman yukarısı eksi 6 yaptı. 3'e böldüm, burası ne çıktı? 2 çıktı. 2 sayısı reel ama negatif değil. O yüzden bu da yine ne yapmaz? Bir fonksiyon belirtmez. Peki bu nedir? Şimdi şuradaki Q'yu hatırla. Rasyonel sayı diyor. Yani sen hangi doğal sayı koyarsan koy sonuç bir rasyonel sayı çıkacaktır diyor. Bu doğrudur. Çünkü rasyonel sayı dediğimiz şey içerisinde tam sayılar da var. Yani kesirli sayılar, tam sayılar hepsi mümkün. O yüzden bu ifade ne yapar? Yine bir fonksiyon belirtir. Cevabımız iki tanesi fonksiyon belirtir olacak. Geçelim. Aşağıda verilen grafiklerden hangileri bir fonksiyondur diyor. Biz şimdi burada dikey doğru testi yapacağız. Şöyle çizdiğimizi bir düşün. Görüyorsun ne yapıyor? İki tane yerde kesiyor. Bu fonksiyon belirtmez. Devam edelim. Şimdi şuna nereden çizersek çizelim görüyor musun? Hep fonksiyon tek noktada kesiyor. Daha doğrusu grafiği tek noktada kesiyor. Şu an fonksiyon testini yapıyoruz zaten. Bu cevap görünüyor şimdilik. Diğerine de hızlıca bir bakalım. Şimdi burada mesela C şıkkında sıkıntı şu. Tam hepsi bir yerde kesiyor ama. Şimdi tam şurayı bir düşün.
Burayı düşündüğün zaman 2 için, yani şöyle göstereyim ben sana. X'in 2 değeri için değerimiz 1 de olabilir, eksi 1 de olabilir diyorsun. Yani tanım kümesindeki bir elemanı değer kümesindeki iki elemana gönderiyorsun. Bu o yüzden fonksiyon belirtmez. Bak aynı durum burada da var. Biz eksi 1'i hem 1'e hem de eksi 2'ye gönderiyoruz bu grafiğe göre. O yüzden bu da ne yapmaz? Fonksiyon belirtmez. Şimdi buna gelince burada yine aynı durum var. Hatta ben sana göstereyim. Şuradan birkaç tane nokta seçerim. Bak şurası mesela 1, burası 2. Şu iki nokta bu doğrunun üzerinde mi? Evet, yani sağlıyor ki bundan daha aslında sonsuz tane nokta var üzerinde. Yani eksi 1 sayısı hem 1'e gidiyor, hem 2'ye gidiyor, hem 3'e gidiyor. Anlıyorsun değil mi? Bütün reel sayılara gidiyor. Bu zaten ne yapmaz? Fonksiyon belirtmez. Bunu iptal diyorsun. Yani cevabımız en başta bulduğumuz gibi B şıkkıymış. Şimdi yukarıda A'dan B'ye tanımlı ifadelerden hangileri fonksiyondur demiş. Şimdi burada sıkıntı D elemanının hiçbir yere tanımlanmamış olması. O yüzden bu fonksiyon belirtmez. Bunu iptal edelim. Burada hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Hepsi tanımlanmış ve hepsi gerçekten bir tane yere gitmiş. Bu fonksiyon alalım. Şimdi buradaki sıkıntı da şu. Sıfır sayısı, sıfır görüyorsun. Hem 1'e hem de 3'e tanımlanmış. Ve bu olmaması gereken bir durum. İptal. Burada bakalım. Burada bir sıkıntı gözükmüyor. Hepsi tanımlanmış. Hepsi bir yere gitmiş mi? Gitmiş. Ama ne diyebiliriz? Hani değer kümesinde açık elemanlar kalmış. Bu önemli değil. Önemli olan nedir? Buradaki her bir elemanın tanımlanmış olması ve bunları yalnız bir elemana gitmesi. Evet, bu koşulları sağladığı için bu da nedir yine? Fonksiyondur. GK fonksiyondur dedik. Efendim, buna bakalım. A ve B kümeleri verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyondur diye sormuş. Şimdi bir kere A'nın elemanları 1, 2, 3. Şimdi bir hemen bakalım. 1, 2, 3. Tamam tutuyor ama burada bir sıkıntı var. Sen şimdi 1'i hem eksi 1'e gönderiyorsun. Burada 1'i bir de 1'e gönderiyorsun. Sorunumuz nedir? Tanım kümesindeki bir elemanın birden çok yere gitmiş olması bu fonksiyon belirtmez. Burada 3 ortalıkta yok. Yani şunun tanımlanması gerekiyordu. Bu belirtmez. Buraya bakıyoruz. Burada sıkıntı gözükmüyor. Şimdi C için şöyle bir Venn şeması çizeyim hızlıca. Bak bunu tam net anlayalım. 1, 2, 3. Sonra eksi 1, eksi 1. Hayır, hepsi eksi 1 zaten. Bir daha çizmeyi yazmamıza gerek yok. Hepsi eksi 1'e gidiyormuş. Yani şöyle bir durumumuz var. Tamam. Bu doğrudur. Hatta biz bunu ileride diyeceğiz ki sabit fonksiyondur. Hepsi aynı yere gittiği için diyeceğiz. Fonksiyon belirtiyor bu. Peki burada bir sıkıntı. Evet, olmaz. Bir sayısı 3 tane farklı yere gitmiş gibi görünüyor zaten. 2 yere bile gidemez. Şuna bakalım. Evet, burada 3'te sıkıntı var. 3 0'a ve 1'e gönderilmiş. Bu da fonksiyon belirtmez. Cevabımız C. 6. sorudayız. Ne demiş? Aşağıda verilen ifadelerden hangileri fonksiyondur diyor. Şimdi buradan reel sayı seçeceğiz. Reel sayı çıkacak. Peki mesela eksi 2 bir reel sayı mıdır? Evet. Ama yerine yazdığımız zaman karekök eksi 2 bir reel sayı mıdır? Hayır. Yani şurayı bozuyor. O yüzden bu fonksiyon belirtmez. Bu maddede ne demiş? R pozitif. Yani pozitif reel sayıları alalım. Örneğin ben x'i x 2 alsam burası ne çıkar? Karekök eksi 4. dereceden kök 1 çıkar. Tamam, bu reel sayıdır. Mesela x'in yerine 1 alsak da yine ne çıkar burası? Bir bakalım kaç çıktı? 0 çıktı. Evet, bu da belirtir. Ama şöyle bir şey için sıkıntı çıkar. Mesela x yerine 1 bölü 2 yazarsak 1 bölü 2 bir reel sayıdır. 4. dereceden kök içerisi eksi 1 bölü 2 yapar. Bu reel bir sayı değildir. O yüzden bu belirtmez. Şimdi 3. maddeye baktığımız zaman doğal sayı seç, tam sayı çıksın diyor. Doğal sayı olarak ben 5'i seçtiğim anda zaten iptal oldu bu. Çünkü burası tanımsıza düştü. O yüzden bu zaten ne yapmaz? Bir fonksiyon belirtmez. Şimdi burada reel sayıları al, reel sayı çıksın diyor. Yani burayı sıkıntılı duruma sokacak şey paydayı sıfır yapan değerdir ama paydayı sıfır yapan bir reel sayı da burada yok. Çünkü buraya bir kare, bir de 4 eklediğimiz zaman burası her zaman pozitiftir. O yüzden gerçekten sonuç bir reel sayı çıkacaktır her zaman. O yüzden biz bunu ne yapacağız? Alacağız. Peki şimdi buna bakalım.
Sen diyor tam sayıda koyduğun sürece bu diyor bir reel sayı çıkacaktır diyor. Hani zeriye tam sayıda koyduğumuz zaman kuvvetler nasıl olur? Eksi 10, 2 üzeri 0, 2 üzeri 3 bölü 2, 2 üzeri eksi 1 bölü 2. Bunların hepsi nedir? Birer reel sayı olduğu için bu bir fonksiyon belirtir. Şimdi burada da pozitif reel sayı seçtiğiniz zaman reel sayı çıkacak diyor ama ben 4'ü koyduğum anda içerisi ne oldu? Payda ne oldu? Daha doğrusu 0 oldu. Burası tanımsıza düştü. O yüzden bu da fonksiyon belirtmez. Cevabımız 4 ve 5. maddeler olacak. Yani C şıkkı olacak.